Dört Köşe Futbol'dan herkese iyi akşamlar. Tabii siz yayını ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama iyi günler, iyi seyirler diyelim o zaman. Yiğit, hoş geldin. Hoş bulduk. Biz şu anda canlı yayınımız... bu yayını Beşiktaş maçının uzatmaları sırasında yapıyoruz. Beşiktaş Kupa maçının. Siz ne zaman seyredeceksiniz tabii bilemiyorum. Evet, şimdi canlı yayına da ufak bir değineyim. Bir süredir canlı yayın yapamıyoruz. Yaklaşık olarak bir 2,5 ayda yapamayacağız. YouTube yasaklısıyız. Bir görüntü kullandık A-Spor'dan. Turkuaz Medya şikayet etti. Ama aynı görüntü birçok YouTube kanalında kullanılmış olmasına rağmen cezayı biz dedik. Neden? Çünkü bir yerlere dokunuyoruz herhalde. Söylediklerimiz, burada konuştuklarımız birilerini rahatsız ediyor ki görüyorlar. Biz de banttan devam ediyoruz. Siz de bu videoyu izlediğinizde eğer beğenirseniz lütfen likelayın, kanalımıza abone olun, sevdiklerinize, bizi beğeneceklerini düşündüğünüz insanlara önerin. Buna ihtiyacımız var diyoruz ve hızlıca hemen yayına geçiyoruz. Çok konumuz var, birikti biraz. Dün Galatasaray kupadan elendi maalesef. Alanya'ya içeride kendi evinde 3-2 mağlup oldu. 3-0 geriye düştüğü maçta geç de olsa 2 golü buldu ama vakit yetmedi ya da hakem Abdülkadir Bitigen o vaktin kullanılmasına izin vermedi de diyebiliriz. Yani o belirledi, o tayin etti. Hakemi konuşacağız zaten ama Galatasaray da başlangıçta olmasa da oyunun genelinde belli bir yere kadar aslında çok da iyi bir performans sergilemedi. Oyuncu performanslarına değineceğiz. Tabii ki şimdi samimiyetle söyleyeyim, ben dün maçı izleyemedim maalesef. Yiğit izledi ama. Ben de özetlerine baktım. Yiğit'le sohbet ettik. Başka Galatasaraylı, Fenerbahçeli arkadaşlarla da konuştuk. Diyorum, maçla ilgili topu dünkü maçta sana atıyorum Yiğit. Sağ ol. Şimdi Volkan'ın çok önemli bir işi vardı. Biz malum YouTube'dan para kazanmıyoruz. Geçinmek için başka işlerimiz var. Volkan da bu işlerinden evet. Biriyle uğraşıyordu o sırada. İzlemedi maçı. Ben izledim. Şimdi medyaya bakıyorum gene bu medya gene her zamanki gibi Galatasaray'ı eleştirme fırsatını bulduğumu hiç kaçırmıyor. Ben dün maçı büyük bir dikkatle izledim arkadaşlar. Galatasaray maça iyi başladı. Yani bu anlatılanın evet. Tersine anlatılanın tersine maça gayet iyi başladı Galatasaray. Bir süre üstün oynadı. Kısa bir süre üstün oynadı. Sonra maç dengelendi. Fakat Alanya'nın da böyle her atağı pozisyon gibi bir durum yoktu. Top genellikle bizde olmasına rağmen Alanya'nın orada bir pozisyonu oldu. Ama ortadaydı oyun yani. Sonra kaleci degajıyla direkt santrafora atılan, Babakar'a atılan bir top. Ve Babakar 2-1. Fakat Dong kendisine bir temas var. Şimdi niye temas var dediğimi anlatacağım. Hakem devam ettiriyor. Marka öyle teke tek kalıyorlar. Ve gerçekten dün gününde olmayan Marka'dan çalımla geçip golünü atıyor Babakar. İlk gol bu. Şimdi ilk golden sonra zaten Alanya iyi bir takım. Ve hızlı da atağa çıkabilen bir takım. Galatasaray bir şok yaşadı. Beklemediği bir gol yedi. Ve hemen zaten kısa bir süre sonra ikinciyi yedi. Şimdi ikincide de eğer söylenenler duyduklarımız doğruysa iyi bir haber bu ikinci gol. Çünkü golü gelecek sene Galatasaray'da oynayacağı söylenen Salih attı. Yani çok iyi bir vuruş. Türkiye Ligi'nde az sayıda futbolcunun atabileceği bir gol. Dar açıdan uzak köşeye ip gibi giden bir top. Mustera'nın yapabileceği hiçbir şey yok. Dolayısıyla 2-0 oldu maç. Şimdi sonra geliyoruz dakika 42 galiba. İlk yarının sonlarına 42.10. saniye Yiğit'ciğim. Ben Fatih Terim'de yani çok vurguladığı için söyleyeyim. 43. dakika diyelim biz ona. Şimdi Emre Kılınç ceza sahasına giriyor. Sol taraftan. Topa vuruyor. Top karşısındaki futbolcunun baldırından sekiyor gidiyor. Sonra bu
defans oyuncusu Emre Kılınç'ın ayağına basıyor. Yani Emre Kılınç'ın ayağı sabit bu arada. Yani oraya Emre Kılınç'ın sokması ya da bir çarpışma söz konusu değil. Ayağına basıyor. Emre Kılınç da o kadar bu işleri bilmeyen bir futbolcu ki başta acıyı da çok hissetmiyor. Sonra ayağı acıyınca kendini böyle yere bırakıyor ve pozisyonda hiç itiraz etmedi Emre. Bu pozisyonda böylece yendi gitti. Hemen arkasından ben şimdi buraları hızlı hızlı geçiyorum. Benim bu ilk goldeki temas dediğim donka pozisyonda da bu penaltı pozisyonunda da hemen 48. dakikada bulduğu, ikinci yarının 3. dakikasında bulduğu penaltıda da yorumlarım olacak. Zaten o penaltı oldu. 3-0 oldu maç. Sonrasında biliyorsunuz uzun süre gol atamadık. Çok fazla gol kaçırdık. Ha bu evet. 48'de 3-0 olduktan sonra dakika 56'da Efecan'ın Ömer'e bir hareketi var. Buna da değineceğim. Hakem burada faul vermedi. Sonra 83'te bir gol attık. 90+4'te bir gol daha attık. Maç 3-2 oldu. Hakem 95.14'te adeta böyle ne derler onu? Bir şey kaçırmak vardır ya. Bir yangın, yangından mal kaçırırcasına. Yangından mal kaçırır gibi. Ben de şey diyecektim. Eşekle şeyi kaçırmak vardır ya. Su kaçırmak. Onu anlarsın dedim. İşte doğruyu anladın. Yangından mal kaçırır gibi maçı bitirdi. Şimdi önce ben futbolu yorumlayayım. Sonra hakemi konuşayım istiyorum. Şimdi özellikle iki gol geldikten sonra, ilk golden sonra ciddi bir sarsıldı Galatasaray. Ama ikinci golden sonra Galatasaray bayağı bir dizginleri kaybetti. Yani panik oldu biraz futbolcular. Bir de bazı futbolcularda şey çok gözüktü. Yorgunluk, hafif bir konsantrasyon eksikliği. Bunlar çok görüldü. Maçın sonunda da aslında Fatih Terim burada şeyi de söyledi biraz. Ya dedi işte ben maçı çok ciddiye aldım. Biz kupayı da istiyorduk. O yüzden rotasyon yapmadım. Belki de rotasyon yapmalıymışım dedi. Orada da aslında Fatih Terim kendine biraz pay çıkardı. Ama tabii onu aslında futbolculara söylüyor. Yani diyor ki aslında bir iki tane futbolcuyu oynatmamam lazımdı. Bana da bunu gösterdiler diyor. Buradan futbolculara bir fatura çıkaracak hoca yani. Şimdi Volkan'cığım, Alanya şahane futbol oynadı. Galatasaray'ı ezdi. Galatasaray, Alanya hem Fenerbahçe'den hem Galatasaray'dan daha iyi futbol oynuyor falan gibi bugün böyle Fatih Terim'in suçu falan gibi böyle bugün bir takım haddini hududunu aşan şeyler dinledim. Eleştiriler okudum. Böyle bir şey yok. Bir kere onu söyleyeyim. Galatasaray neredeyse bütün kritik atakları gol olan bir takıma karşı oynadı. Önce onu söyleyeyim. Yani Alanya'nın böyle 10 tane falan kaçırmışlığı yok. Galatasaray'ın kaçırdığı pozisyon sayısı 7. Verilmeyen bir penaltısı var. İlk golde bir faul şüphesi var. Yani var oğlu var. Şimdi sen özetlerden ne gördün? Sen ne düşünüyorsun? Böyle bu anlattıklarını gördüm. Yani ben tabii özetlerden bu çok çıkmıyor. Hani hangi takım daha iyi oynuyordu? Akan oyunda, oyunun genelinde oyunun hakimiydi vesaire o çıkmıyor. Ama özetlerde pozisyon zenginliği Galatasaray'da gözüküyor. Özellikle de ikinci yarı itibariyle aslında. Yani 3-0'dan sonra demeyeceğim ben, ikinci yarı diyeceğim. Çünkü ikinci yarının başında 3-0 oldu zaten. Aslında ikinci yarıya hazır ve maçı çevirebilecek şekilde çıkmış Galatasaray. Onu gördük ama olmadı tabii. Yani direkten dönen topları var. Benim yine izlediğim, senin dediğin gibi yani daha çok pozisyonu olan Galatasaray. Alanya'nın özetlerde sadece 3 golünü gördüm. Bir de bir tane daha var kaçan bir pozisyonu. O kadar. Ama Galatasaray'ın 2 golün dışında kaçan bir de 7 tane pozisyonu var gerçekten.
Ve tabii iki hakem rezaleti gördüm. Yani inanılır gibi değil. Geleceğiz oralara. Ben oyuncuların performansını da değerlendiremiyorum özetlerden. Yani marka nasıldı? Ama ilk golde ciddi bir hatası var yani. Orada artık basiretsizlik mi dedim? Oyunculara kısaca değerlendireyim. Şimdi ben birkaç kere bizim programda söylemiştim. Bu şeyi beğendiğimi, Emre Taşdemir'i beğendiğimi söylemiştim sol bekte. Ve gerçekten Saracchi'nin form düşüklüğü yaşadığı bir dönem olmuştu. Orada Emre çok güzel doldurdu ve bize şeyi söyletti, bana söyletti en azından. Ya bu Emre Taşdemir'de en az Saracchi kadar oynuyor dedirtti. Ama şöyle bir şey oldu. Emre çok sık sakatlanan bir futbolcu. Kariyerinde iki defa çok ciddi sakatlanmış bir futbolcu. Bu sene de ara ara böyle kısa sakatlıkları oluyor. Bu sakatlıktan iyi dönememiş Volkan. Yani hazır değil. Sanırım Saracchi de biliyorsunuz sakatlanana kadar çok formda bir dönemindeydi. Saracchi evet. Toparlamıştı. Defansif olarak çok iyi oynuyordu. Ofansa da katkı veriyordu. Orada sakatlandı. Belli ki Fatih Terim oynatmazmış Emre'yi bu haliyle. Yani Emre daha hazır değilmiş. Sakatlıktan dönememiş tam. Şimdi mecbur kaldı. Fakat pişman oldu. Çünkü gerçekten dün iyi değildi. Maçın başında bir iki kere atağa kalktı. İyi gitti aslında ama son tercihleri zaten hep sıkıntılı biliyorsun. Son tercihlerinde kötüydü. Evet. Fakat sonra ileri de çıkamamaya başladı. Defansta da zaten çok iyi değil. Hiçbir zaman iyi değil. Çok böyle kemik gibi bir sol bek değil. Dolayısıyla ilk yarı takımın en çok şey yapanlarından biriydi. Zaten hocanın ikinci yarıya yaptığı 3 değişiklikten biri de Ömer Emre değişikliği. Ömer'i oraya aldı. Hiç değilse dedi ki daha çok bindirir. Bir dinamizm katar. Benim burada görüşüm bundan sonraki Kasımpaşa maçına sağ bek Yedlin, sol bekte Lines çıkar gibi geliyor. Yani hoca Lines'i çok beğenmiyor sol bekte. Ama Ömer'i 90 dakika yani Ömer'i bir B planı gibi düşünür gene. Ama bence maça büyük ihtimalle Lines sol bek başlar diye düşünüyorum. Yani Emre'nin başlamayacağına emin gibiyim. Evet. Şimdi ikincisi Taylan yerine Etobo girdi. İkinci yarının başında. Gerçekten sahanın en kötülerinden biri Taylan'dı. Ama yani benim hissiyatım birkaç pozisyonda takip ettim. Dili dışarıda oynuyordu. Yani yorgunluk abi. Bu maçta yorulmadı Volkan. Yani bu maçın 15. 20. dakikasında falan pili bitti öyle söyleyeyim. Gerçekten hani önceki maçlardan biliyorsun Fenerbahçe maçının da kahramanıydı. Yani en iyi oynayanlarından biriydi. Taylan'ın pili bitmiş ne yazık ki. Üçüncü değişiklik Babel yerine Kerem girdi ikinci yarının başında. Yani Babel şöyle söyleyeyim. Kanatta artık hiç olmuyor. Yani ilk dakikalarda böyle bir tamamen pili doluyken maçın o başındaki o adrenalin, o arzu, istek var. Babel'de yok değil. Ama gerçekten çok kısa sürede düşüyor ve düştükten sonra da geriye hiç desteğe kalmıyor. Zaten önündeki beke ya da sol stopere de bir presi yok. Yani aslında top rakipteyken net 10 kişi oynuyorsun Babel'le. O çok etkiledi. Yedlin'i de kötü gösterdi bu biraz aslında. Sonra Kerem girdi oraya. Kerem yani yanlış hatırlamıyorsam en uzun bu maçta oynadı herhalde. 45 dakika oynadı ve zor bir maça girdi. Yani Yeniç 3-0'da. Ben Kerem'i bunlara rağmen beğendim. Yani onda evet, da bir devamlılık Kerem etkili oluyor. Fiziksel olarak çok güzel bir verkaç da girdi. Ayak içiyle adam geçti önce. Ayak içiyle sol ayak içiyle uzak direğe vurdu falan. Güzel şeyler yaptı. Ama ne yazık ki o pozisyon gol olsaydı mesela ben turun geleceğine inanıyorum. Yani o 60'lardaydı o pozisyon. Daha orada gol olsaydı gol gelebilirdi. Yani
Ben hani şöyle söyleyeyim. Kerem'i zaman zaman etkili oynuyor. Zaman zaman biraz daha düşüyor. Defansa etkisi onun da çok fazla değil. Yani hayallerimizdeki kadar değil. Ama bu Bobel oynayacağına kanatta Kerem oynasın. Kendini geliştirsin. Maç ritmi kazansın. Ben Kerem'i tercih ederim. Peki bir yani soru soracağım sana. Şunu yapabilirim. Efendim? Bir soru soracağım sana. Kerem'i anlatıyorsun gerçi ama Onyekuru ve Muhammed nasıldı? Yani Onyekuru ile ilgili beklentiler sanırım bu maçta biraz arka planda kaldı. Düşük seviyelerde ama Muhammed sanırım yine iyiydi. Golünü de attı. Onlarla ilgili ne söylemek istersin? Aslında ben oraya yavaş yavaş şöyle geliyordum. Herhalde fazla yavaş geldim. Şimdi biraz hareketlenelim. Yedlin'den başladım önce. Şimdi Yedlin önüne Kerem geldikten sonra aslında daha çok gördük Yedlin'i. Yedlin bomba arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Türkiye Ligi'nde bek pozisyonunda oynayıp ofansta büyük fark yaratacak bir oyuncu. Yani gerçekten pek çok maçta kilidi açabilecek, hızlı ataklara kaldırabilecek takımı bir oyuncu. Tabii ki önünde oynayan oyuncunun çok önemli bir özelliği olması gerekiyor. O özellikle Feguli'de var. Yani Yedlin'i biraz atağa çağırmak gerekiyor. Biraz topun orada kalması da gerekiyor. Bence onu Feguli ile çok iyi yapacaklar. Ben Yedlin'i beğendim. Şimdi Onyekuru geldi. 2 maç, 1,5 maç inanılmaz. Yani inanılmaz etki etti o 1,5 maçta. Fakat Fenerbahçe ve bu maçta bence Onyekuru'da bir düşüş var. Şimdi Türk basını şey diyor buna. İşte Onyekuru'yu marke etmeyi öğrendiler. Yani bu Onyekuru'yu ilk senesinde her maç gol atarken öğrenemediler. 15 asist. İkinci senesinde Fenerbahçe teknik direktörü 5 kere, 10 kere sol kanattan otobana çevirdi. Öğrenemediler Onyekuru'yu doğru durmayı. 1,5 maçta Onyekuru'yu çözdüler, duyurdu. Tabii ki böyle. Bu bizim Türk basının dileği. Yani diyorlar ki Allah'ım ne olur bu Onyekuru'yu durdurmayı öğrenmiş olsunlar. Çünkü çok iyi gözüken bir şey var arkadaşlar. Şimdi bir iyi futbolcular var Türkiye Ligi'nde. Bir de gerçekten dengeleri değiştiren hani balistik füzeler var hocam. Balistik füzeyi biliyor musun? Evet. Düğme basıyorsun, ima oluyor orası. Bir de böyle futbolcular var. Onyekuru bunların, bak buraya dikkat edin, 1 numarası arkadaşlar. Bu ligde Onyekuru'dan daha etkili bir hücum silahı yok. Yani Onyekuru'dan daha etkili bir hücum silahı yok. Dolayısıyla şimdi bu 2 maçtaki düşüşü neye yormalıyız? Ben şuna yoruyorum yıllardır futbolu izleyen biri olarak. Normal olan buydu. Yani anormal olan Onyekuru'nun aylarca futbol oynamayıp gelip ilk maçında 45 dakikada 2 gol. Sonraki hafta 1 gol. Ondan sonra anormal bir asist, penaltı. Yani bunlar anormaldi. Onyekuru ritmini yakalayacaktır. Muhtemelen biraz üst üste gelen maçlarda bir afalladı. Bence Fatih Terim de bu tip futbolcuya genelde kulübeyle değil oynayarak takıma girmesini ister. Dolayısıyla ben tahmin ediyorum ki Onyekuru yavaş yavaş tekrar bir çıkış yakalar ve normal bildiğimiz Onyekuru olur diye düşünüyorum. Şimdi burada şimdi şey de çok önemli tabii. Takımın bir silahı varsa onu durdurması da bazen kolay olur. O futbolcu üzerindeki baskı, sorumluluk onun zaman zaman düşmesine de sebep olur. Şimdi Muhammed'e de geleceksin ama Yedlin'den bahsettin. Getson girdi sonra, Fernandez. Arda cezası bitecek, gelecek. Şimdi konuşacağız onları da. Yani bir takımda tehdit, silah, hücum silahı ne kadar artarsa aslında Onyekuru'nun da
performansı ona göre biraz daha artacak. Feghouli takıma geldiğinde vesaire. Çünkü rakiplerin boğuşacağı çok futbolcu olacak Galatasaray'da. Yani bir tek Onyekuru'ya konsantre olmaları yetmeyecek. Öyle olunca da zaten daha farklı bir Galatasaray izleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Muhammed yine golünü attı. Söylediğim gibi attı. Ama Muhammed'in sadece gol atması değil, Muhammed'in oyuna katkısı da çok ciddi gördüğüm kadarıyla. Yani ben yine tabii altını çizeyim, özetleri izledim ama hem yorumları okuyorum, takip ediyorum, hem arkadaşlarla maçı izleyen senle falan da konuştuğumuzda Muhammed'in oyuna katkısı da çok iyi ve gerçekten bırak Galatasaray'ı, belki de Türkiye'ye uzun süredir gelmemiş bir santrafor becerisi olan bir futbolcu izliyoruz gibi hissediyorum. Bunu şeye benzetiyorlar. Jardel'in hareketlisi. Jardel'in daha bir şeyi hatırlasın Galatasaraylılar, Jardel'i izleyenler. Tam bir golcü. Yani bitirici vuruş ustası. Onun da kafa vuruşları çok sertti. Ben hemen o konuşulunca zaten ilk Muhammed lafı çıktığında kafa vuruşları ile ilgili onu hatırlamıştım. Sturm Graz'a attığı bir gol vardı Jardel'in. Hiç unutmam, bak yaparak anlatıyorum hatta. Neyse, yani Jardel'in hareketlisi diyorlar vesaire. Farklı bir oyuncu. Tabii şey gibi algılanmasın. Geldi ligin en iyi santrfor oyuncusu, böyle bir santrfor gelmedi şimdiye kadar gibi algılanmasın. Farklı. Yıllardır Türkiye'ye gelmemiş tarzda bir oyuncu demek istiyorum. Ne diyeceksin Muhammed'le ilgili? Vallahi sen aslında, yani genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, sen söylenmesi gereken pek çok şeyi söyledin. Ama ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bizde bu bir hastalıktır. Aslında dünyada da var bu. Haksızlık yapmayayım ama bizde özellikle çok var. İşte bu arada Beşiktaş maçı penaltılara kaldı. Ve Konya Spor ilk penaltısını kaçırdı. Çok kötü bir penaltı. Kaleci Utku'nun kolayca kurtardığı bir top oldu. Ben buradan Beşiktaş maçını da izliyorum bir yandan. Şimdi Mustafa Muhammed şöyle, Jardel'e falan benzemiyor bir kere. Yani hiç alakası yok Jardel'le. Şimdi bizi çoğunlukla izleyenler bizden oldukça, benden zaten gençler de senden de genç insanlar izliyor ağırlıklı olarak. Onlar zaten Jardel'i falan... Efendim? Yaşlandım mı ben o kadar ya? Evet. Onlar Jardel'i falan hatırlamazlar. Dolayısıyla Jardel'le alakası yok. Kime benzetebiliriz? Yani şu anda aklıma gelmiyor. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi mesela her maçında bir özelliğinin yanında tik atıyorum. Yani diyorum ki bu da var. Bu da var. Bu da var. Daha mesela yok bir özelliğini görmedim. Yani bir santrafordan ne beklersin? Öncelikle şut beklersin. İyi. Ceza sahasından şutu var mı? Var. Kafa hava hakimiyeti var mı? Kafa şutu olarak var. Hava hakimiyeti var mı? Yani defanstan top alabiliyor mu? Top indirebiliyor mu? Var. Çok mu ağır? Hayır değil. Topsuz koşular yapıyor. Toplara koşuyor. Topla da çok yavaş değil. Yani bir santraforda aradığın neredeyse bütün özelliklerin hepsi bu çocukta var. Bir de en önemlisi şu var. Set oyununda al ver yapabiliyor. Statik değil. Yani ekleyebilirim ben. Evet, bir de şu var dedin. Bir de şu var. Yani şimdi bu özelliklerin hepsi var. Bu özelliklerin hiçbiri %100 değil. Çünkü zaten bu özelliklerin hepsi %100 olursa 100 milyon civarı bir bonservisi olur bu çocuğun. Fakat sevindirici yanı şu. Ben şunu görüyorum. 22-23 yaşında bir çocuk, inanılmaz istekli, inanılmaz istekli. Oyundan hiç kopmuyor. Sürekli kafası oyunda. Mesela böyle, sen geçen videolardan birinde söylemiştin bunu. Melo'ya benziyor biraz diye. Bazı açılardan benziyor, hırslı falan filan ama oyun dışı hiçbir şey yok bu çocukta. Yani kendini atma. İşte böyle çamurluklar, bunlar yok. Tamamen oyunun içinde, hırslı, sürekli oyunun içinde bir çocuk. Sen Melo'ya çamur mu dedin abi çaktırmadan? Melo'ya hocam, çamur mu diyorsun sen? Hocam, kaliteli futbolcular var Melo böyle. Melo var, Stoçkov var, Cantona var.
Bunların işte bir kısmı eskide kaldı, bilmezler. Liseliler bilmezler. Deliler. Bunlar deliler. Bunlar böyle, evet yani bunlar biraz şey sahibi, karakter sahibi. Biraz aksi, Gascoigne vardı mesela. Bu çocuk öyle bir çocuk değil. Bu çocuk daha modern futbolcu. Yani sürekli kafası işinde. Kendini geliştirmeye çok açık. Ve bence takımla da iyi bir uyum yakalamış. Takım onu seviyor. O takımı seviyor belli. Yani on numara. Şimdi ben sana buradan Getson'a da geçeceğim ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir transfer videosu yapalım demiştim. Onu gene yaparız. Performanslarını değerlendireceğimiz performansları genel olarak değerlendireceğimiz bir şey yaparız. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu yeni transferler 4 maça çıktılar. Ve bu maçlarda Galatasaray 8 gol attı. Bunun 7'sini yeni transferler attı. Yani Onyekuru 3, Muhammed 3, Jetson 1, bir tane de Ryan Donk. Bunu şundan söylüyorum. Şimdi bazen sana mesela veya ben kendimden örnek vereyim. Sana getir, bana getirdiler bir tane Ferrari, bir tane de Kango. Kango muydu o yük taşınan araba? Ha, Renault Kango, evet. Bak reklam da yaptırdın bize. Şimdi bunlardan hangisi daha iyi? Şimdi bana Ferrari'yi verseler, ben onun benzin parasını İstanbul'daki engebeli yollarda bakıma götürürüm. 1000 lira, 1000 dolar isterler. Benzini yutar. Ben Ferrari'yi nerede kullanacağım? Ama mal taşıyorsam, yük taşıyorsam, ekonomik bir şey arıyorsam diğer araç benim için iyidir. Şimdi bu transferlerle böyle bakmak lazım. Şimdi Fenerbahçe için diyorlar ki işte Mesut Özil'i aldı, İrfan'ı aldı, Ferrari'yi aldı yani Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan Ferrari miydi yoksa diğer marka mıydı? Şimdi bu transferlerle ben hep söylüyorum, transferini değerlendirirken en iyi transferi Asya yaptı arkadaşlar. Sağ beki eksikti, sağ bekini aldı. Santraforu eksikti, santraforunu aldı. 8 numarası eksikti, 8 numarasını aldı. Yani Beşiktaş bu arada penaltılarla turu geçti. Yani eksiğini tamamladı. Pazara çıktı, Galatasaray eksiğini, gediğini aldı. Havyar almadı. Efendime söyleyeyim, somon almadı. Ama hamsisini aldı. Ekmeğini aldı, döndü evine, yemeğini yiyor. Dolayısıyla bence Getson da böyle bir futbolcu. Girdiği kısıtlı sürede çok büyük fark yarattı. Dinamizm kattı. Belhanda'nın yerine girdi. Hemen golünü attı. Arayacak çünkü bunları, belli. Genç futbolcu. Tekrar kendini o 60 milyonluk bonservis seviyelerine getirmeye çalışacak. Yani ben Galatasaray'ın önünü açık görüyorum. İstersen hakeme geçelim. Evet abi, geçelim. Yani geçelim, gerçekten geniş bir analiz yaptık. Oyunculara da tek tek değindik. Yani geçelim, nereden başlayalım bilmiyorum ama bu ligde yani bizim herhalde veriyoruz hep zaten, isim vermemizde bir beis yok. Abdülkadir Bitigen, Halis Özkahya, Arda Kardeşler özellikle. Yani bu hakemlerden Galatasaray'ın çektiği ve Mustafa Öğretmenoğlu, efendime söyleyeyim, gerçekten çok enteresan işler oluyor ligde. Levent Tüzemen demiş ki hakemler ligi ve kupayı dizayn ediyor. O kadar doğru ki, yani şunun için doğru. Bir hakem bir oyuna nasıl tesir edebilirin? Gerçekten tam karşılığı bu. Yani bu durum. Ve yanlış hatırlamıyorsam da Abdülkadir Bitigen içinde yine Galatasaray maçı değildi ama sanki o. Olabilir. Erman Toroğlu şey demişti. Babası neydi ki o ne olsun?
Yani ya da babasına mı benziyor demişti. Öyle öyle bir şey söylemişti. Yine hiç beğenmediği bir performansı sonunda A-Spor'da izliyordum. Ve FIFA hakemi bu Yiğit. Yani Abdülkadir Bitigen FIFA hakemi. Dün Galatasaray'a verilmeyen penaltı için Fenerbahçe maçında Galatasaray'a verilmeyen penaltı için ben hiçbir taraftardan duymadım ki yok canım bu öyle penaltı ağır bu desin. Herkes istisnasız, tarafsız, taraflı herkes penaltı diyor. Ama iki hakem, birisi sahada, birisi varın başında, vardı hatta üç hakem, toplamıyla üç hakem. Konuşmuyorlar bile, çağırmıyorlar bile birbirlerini. Burada çok ciddi ama çok net bir art niyet var Yiğit. Var bunu, yani bunu konuşalım. Çok net bir art niyet var. Gerçekten hakemler ligi ve kupayı tayin ediyorlar. Kimin tur atlayacağını, heyecanı belirlemeye çalışıyorlar. Bize hep derlerdi ki, maçın önüne geçmeyin. Arkadaş kahraman olma. Pozisyon arama yani. Çünkü şimdi gözlemci var, tribünde oturuyor. Maça çıkmışsın. Gelmiş. Amatörde de sürekli gözlemci gelmez. O maç, her gözlemci gelen maça atanmazsın. Gözlemci geldi mi istersin ki ya bir şey olsun ve ben hatasız çıkayım oradan, müthiş bir karar vereyim, gözlemcinin gözüne gireyim. Şimdi bize de hep derlerdi ki bunu yapmayın. Maçın önüne geçmeyin. Çünkü bir hakem maçın önüne geçebilir Yiğit. Çok rahat geçebilir. O pozisyonu ararsan yaratmaya çalışırsın, yaratırsın ama başka yerde elinde patlar o bomba. Şimdi Abdülkadir Bitigen tamamen bunu oynuyor. Tamamen bunu oynuyor. Aman benden olmasın. Aman benim, ben şey hakemim abi. Ben Galatasaray mı? Büyük çalarım. Büyük çalmam. Ben FIFA kokartımı taktım. Aman beni konuşmasınlar. Ben Galatasaray'a puan kazandırdı, tur atlattırdı demeyeyim. Tarafsızım ben. Galatasaray'a karşı bile böyle maç yönetirim dersen işte o zaman altında kalırsın. Bunu daha önce birçok hakem yaptı. Ha, Galatasaray için de değil sadece. Biz şimdi Galatasaray'ı konuştuğumuz için söylediğim için de altını çizeyim. Tarihin belli dönemlerinde başka takımlar için de konuşuruz bu. Yani konuşabiliriz yani. Beşiktaş için de konuşuruz. Fenerbahçe için de konuşuruz. Kollananını da konuşuruz. Kollanmayanını da konuşuruz ama bu uzun yıllardır Galatasaray üzerinde böyle bir şey var. Sebepleri var tabii. Laf sana gelecek şimdi. Sen de söylersin. Hala yönetimden tek kelam yok. Arda ceza aldı. Oğulcan ceza aldı. Geleceğiz oralara da. Fenerbahçe maçında ana avrat 1500 kişi, 3000 kişi düz gitti. Kimse konuşulmuyor. Ceza alan yok. PFLK'ya sevk edilen yok. Arda Turan Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İki ceza aldı. Senin yönetimin böyle olunca hakemlerle ilgili bir tek sen ben konuşunca biz ara sıra Erman Toroğlu bir şey söyleyince, bir tek Fatih Terim konuşunca, o da ceza alınca olmuyor işte. Hakemler diyor ki ben nerede yapabilirim bunu? Tarafsızlığımı göstereceğim, iyi hakem olduğumu göstereceğim, kendimden söz ettireceğim. Galatasaray maçlarında yapabiliyorsun. Fenerbahçe maçında yapamıyorsun. Yaptığın zaman Fenerbahçe'nin maçına bir daha çıkamıyorsun. İki konuşuyorlar, bir daha çıkamıyorsun. Mesela. Neyse. Şimdi sen çok güzel söyledin. Sen genel bir bakış getirdin. Ben sana başka şeyler anlatayım. Şimdi maçın ilk tartışmalı pozisyonu 30. dakika. Donk'la Babakar arasındaki pozisyon. Şimdi burada bence faul yok. Yani Babakar top Donk'a doğru gelirken Donk'a bir temasta bulunuyor ve Donk düşüyor. Bence Donk kolay düşüyor. Nerede faul yok? İngiltere'de faul yok. Nerede faul yok? Almanya'da faul yok. Ama Türkiye'de bana böyle gol yiyen bir tane büyük takım özellikle gösteremezsiniz arkadaşlar. Hakemler, evet, burada Galatasaray'ın böyle attığı gol de gösteremezsiniz. Bakın, hakemler bu tip pozisyonların tamamında düdüğü çalar. Niye çalar?
Çünkü şöyle düşünür. Arkadaş faul ise bu pozisyonda beni VAR çağıramıyor. Gri pozisyon. Bana patlar bu işler. Faul çalır. Ve bunu Galatasaray'ın atağında da yapar arkadaşlar. Yani der ki bak Anadolu takımını ezdirdi. Galatasaray'a gol attırdı. Faul vardı. Yani hakemler, Volkan da hakemlik yaptı yıllarca. Bu tip pozisyonlarda genellikle defans oyuncusu lehine karar verirler. Bu bir. İki. Türkiye Ligi'nde çalınan faul standardını biliyoruz. Yani yani nelere çalındığını, nelere çalınmadığını biliyoruz. Bu pozisyonlar hep çalınıyor. Hatta aynı hakem gene bu maçın içerisinde orta sahada böyle öyle çok şeye faul çaldı ki temasa, hafif dokunmaya, yani çalmadığı tek yer, Avrupa'yı hakemlik yaptığı tek yer Galatasaray'ın gol yediği pozisyon. Geçtim. Volkan, ben bir su içeyim. Şöyle. Sen konuşmaya devam et. Şimdi Yiğit, sana katılıyorum. Sana katılıyorum. Başına iş almak bu. Şöyle başına iş almak. Faul olmadığını ben de düşünüyorum bu arada. Pozisyon faul değil. Ama dediğin çok doğru. Standarda bakmak lazım burada. Bu ligde nelere faul çalınıyor, nelere faul çalınmıyor. Buna göre bir standarda bakmak lazım. Bir de özetlerde şunu izlesinler. Donk savunma oyuncusuna mı bakıyor? Hopa mı bakıyor? Alanya sporlu oyuncu Donk'a mı bakıyor? Topa mı bakıyor? Hem Donk'u hem topu görebiliyor mu? Şimdi bakın bu önemlidir. Neden önemlidir? Donk havadan atılan topta izlesinler sadece topa bakarak geri geri bir koşu yapıyor. Savunma oyuncu, hücum oyuncusunun varlığından haberdar ama görmüyor hücum oyuncusunu. Arkasında hücum oyuncusu. Onu görmüyor. Fakat hücum oyuncusu hem topu görüyor hem Donk'u görüyor ve Donk'a bilerek gidiyor. Yani şunu demek istiyorum. Geri geri gelen, sana doğru geri geri gelen bir oyuncuya sen gidip temas yapıyorsun. Yani Donk ona çarpmıyor. O oyuncu bozmak için, Donk'u orada bırakmak için, o topu kontrolüne o şekilde alabilmesi için Donk'u bozuyor. Bu Donk'a doğru bilinçli yapılmış bir harekettir. Şimdi burada iki şey var. Bir, bu darbe, bu şarj Donk'un bu şekilde düşmesine sebep olabilecek bir şarj mı? Donk'u bozuyor mu? Yani nizami şeylerin dışında bozuyor mu? Tabii ki bir oyuncuyu bozabilirsin fiziksel olarak. Ona bakmak lazım. Hissiyatım bence bozmuyor. Donk biraz zaten o bir saniyenin binde biri gibi, saniyenin binde biri gibi bir sürede bir ulan diyor. Yani bir dur atayım kendimi gibi bir pozisyon oluyor. Ama senin de dediğin gibi abi buna Türkiye Ligi'nde 100 hakemin 99'u faul çalar. Bir tek Abdülkadir Bitigen çalmaz. Şimdi Abdülkadir Bitigen'in bu maçta o kadar çok tartışmalı kararı var ki bunu uzun bile konuştuk. Çok. Şimdi aynı Abdülkadir Bitigen dakika 43 penaltı çalıyor. Penaltıyı atlıyor. Evet. Yani ayağa basılan bir pozisyon görmüyor bu pozisyonu. Futbolcumuz yere düşüyor. Bunu VAR da görmüyor. VAR kim Volkan? Halis Özkaya. Halis Özkaya. Bu Halis Özkaya'yı size şöyle anlatayım. Çok uzun konuşmaya gerek yok. Arkadaşlar, şampiyon olduğumuz yıl Serdar Aziz'in Konya Spor maçında penaltı çalınan bir pozisyon vardı. Sonra hatta Serdar hakeme top attı, atıldı falan. O pozisyonda hakemi VAR'a çağırmayan Halis Özkaya'ydı. Yani Galatasaray hani bir duyuru yaptı. Bu hakemleri maçımızda istemiyoruz. Ve 17 kulüp aslında 17 değil de bildiriler yayınlandı falan ya. Evet. Halis Özkaya'ydı arkadaşlar orada VAR.
Yani siz o kahyayı VAR'a koyuyorsunuz. Bu hakemi de orta hakem yapıyorsunuz. Bu hakem kim? Bu hakem de bu sene bizim Antalya maçımızı yöneten ve Emre Kılınç'ı kırmızıyla atan hakem. Yani Emre Kılınç'a kırmızı veren, VAR'daki Cüneyt Çakır'ın VAR'a çağırdığı, VAR'da pozisyonu inceleyip yok yok Cüneyt'ciğim sen bu işi bilmiyorsun, bu kırmızı diyen hakem. Şimdi orta hakemi böyle yaptılar. VAR'ı öyle yaptılar. Şimdi penaltıyı da yediler. İkinci yarının başı. Hocam, tereddütsüz Alanya'ya bir penaltı çalındı. Sence penaltı mı? Bence gri hocam. Şimdi arkadaşlar, Galatasaray, sen 42'de penaltıyı çalmıyorsun Galatasaray'a. İkinci yarı başlıyor. İlk hata şeyin, Alanya'nın, top out'a gidiyor %90. Out'a gidiyor. Evet. İki futbolcu yan yana. Ayaklarda bir müdahale yok. Marcao'nun dizi diğer futbolcunun dizine değiyor arkadaşlar. Şimdi buna penaltı verilebilir mi? Bu %100 penaltı değil. Demiyorum. Buna penaltı verilebilir mi? Verilebilir. Emre Kılınç'a yapılan arkadaşlar %100 penaltı. Bakın. Evet. %99 değil. Sen %100'lük penaltıyı Galatasaray aleyhine vermiyorsun. Dakika 48'de tereddütsüz gri olan bir pozisyonu çalıyorsun. Çalıyorsun. Tamam. Fatih Terim diyor ya, takdir hakkı orada öyle, burada böyle diyor. Zaten diyor biz diyor bu hakemden diyor takdir hakkını bizim lehimize kullanmasını beklemiyoruz diyor. Peki maç bitti mi arkadaşlar? Dakika 56. Ömer yerde, top Ömer'e doğru geliyor. Ayakları yerde. Efecan koşarak zıplıyor. Ayağını Ömer'in dizinin üst böyle hassas bir yere doğru biraz yakın bacağına vuruyor. Tabanıyla. Ve sonra topa kafayla vuruyor. Bakın bu sıralama önemli. Gidiyor önce uçarak vuruyor ayağıyla dizin üzerine tabanıyla sonra kafa vuruyor. Bu pozisyonda hakem ne karar verdi biliyor musunuz arkadaşlar? Devam. Oyuna devam. Yani VAR eğer pozisyon için geldiyse futbola bir pozisyon geldiyse bu pozisyon için geldi arkadaşlar. Hakem görmedi pozisyonu. Hakem görmedi. Topun olduğu yerde oluyor pozisyon. Çok da açık, kabak gibi ama görmedi. Arkadaş, VAR'ın bir numaralı görevi, hocam böyle bir pozisyon oldu gördün mü? Aa yok ben görmedim. Gel bir bak istersen demek. Ama öz kahya diyor ki bu pozisyon diyor gri. Çünkü diyor Ömer ölmedi. Yani Ömer'in böyle bir bacağının kopması lazım. Bacağının kopması lazım Ömer'in. O zaman belki çağıracak. Yani şimdi arkadaşlar, bilmiyorum farkında mısınız? Bir maçtan bahsediyoruz. Aynı maçta oluyor bunlar. Ve maçın sonu. Maçın sonu. Biz cumartesi günü bir derbi oynadık. Gergin bir derbi Kadıköy'de. Kaç dakika uzadı Volkan'cığım? Sanırım ikinci yarı. Sanırım 9. 9 dakika uzadı. 9 değil mi? 9 dakika uzadı. 9 dakika. Arkadaşlar evet. Size çok net söylüyorum. Bunu herkese ispatlamaya hazırım.
Bu maç Fenerbahçe maçının ikinci devresinden daha çok durdu. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçı 9 dakika durduysa, uzatıldıysa bu maçın 12-13 dakika uzaması lazım. Nitekim hesap etmişler. 10 dakika bulmuşlar bu maçla ilgili. Tabii Fenerbahçe biraz fazla uzatıldı. Fenerbahçe belki bir gol atar diye de. Neyse. Bu maçın 10 dakika uzaması lazımdı arkadaşlar. Hakem 5 dakika uzattı. O 5 dakikada gol oldu arkadaşlar. Oyun durdu. Santra yapıldı. Ve hakem 95.14'te top Galatasaray'dayken, rakibe de geçmemişken oyunu bitirdi arkadaşlar. Bakın bu şimdi tüy dikmek deyimini biliyor musunuz? Şimdi eskiden böyle sokağın ortasına yaparlarmış dışkılarını Avrupa'da. Kral sarayda tuvaleti geldiği zaman böyle sıyırırmış, salonun ortasına yaparmış tuvaletini. Hemen uşağı da gelirmiş, bir tane tüy dikermiş onun üzerine. Hem üstüne basmasınlar diye, yani ayakları bok olmasın diye, hem de çok pratik o. Hocam bok kuruyunca, katılaşınca, tamam mı? O tüyden tutup atıyorsun. Yani iki tane faydası var. Şimdi 95.14'te bitirmek de işte o tüy. Tüy dikiyor. Ya, tüy dikiyor. Şimdi ben şöyle anlatayım. Bu maçı artık yani konuşacak bir şey yok. Üç cümleyle anlatayım. Bir kötü yönetim vardır. Bir de art niyetli yönetim vardır. Arkadaşlar bu hakem Bitigen art niyetli bir hakem. Çünkü bir maçın kaderiyle nasıl oynarsınız? Golden önce faul yapıldı mı? Çok rahat verilebilecek bir faul var ilk golden önce. Bir takıma penaltı çalarsınız. Çalındı mı Galatasaray'ın aleyhine gri bir pozisyon? Çalındı. Bir takımın penaltısını vermezsiniz. Verilmedi mi? Verilmedi. Bir takımın rakibinin kırmızı kartını mı yersiniz? Yedi. Maçı aman bunlar gol atıyor. 84'te bir gol atmışlar. 93'te bir gol atmışlar. Yani Galatasaray arkadaşlar dakika dakika gol atıyor. Aman gol atmasın diye de maçı az uzatıp Galatasaray atak yaparken de bitirip maçı bağladı arkadaşlar. Hakem maçı turu Alanya'ya verdi. Bana kimse Alanya mükemmel, Galatasaray şöyle, Galatasaray hata yaptı maçta, hatalarını düzeltti. 7 tane attığı gol dışında pozisyonu var. Verilmeyen penaltısı var. Verilmeyen kırmızı kartı var. Bu maçın hakkı Galatasaray'dı, tur Galatasaray'ın hakkıydı arkadaşlar. Ben de böyle bakıyorum. Kusura bakmayın. Bir kez de adil bir yönetim görelim. Bir kez. Görelim Alanya'yı mı geçer, Galatasaray'ı mı geçer? Hiç göremiyoruz yani. Şimdi Fenerbahçe maçı oynandı. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Yahu 100 olur insanda. 100. Maçın en kritik hatası. Dakika 20. Penaltımız verilmiyor. Donk'un yüzüne vuruyor Serdar. Pozisyon gereği bir şey de değil ortada. Hani pozisyon gereği de artık bu arada bunlar sarı kart ve foul veriliyor da burada pozisyonla alakası da yok. Canı çekmiş herhalde, Donk'u tokatlıyor. Bunu Cüneyt Çakır görmüyor. Var da görmüyor. Yani arkadaşlar, ve bunlar konuşulmuyor. Bunlar konuşulmuyor maçta. Offside şeyli çiziliyormuş. Niyetli çiziliyormuş. Ya bir kere Volkan, ben sana şunu söyleyeceğim ya. Biz başkanımız 200 gün ceza aldı. Fatih Terim
10 hafta ceza aldı. Hiçbiri, bu resmen şu iddia şu. Hakemler şerefsizdir diyorlar. Bu anlama gelmiyor mu? Ben yanlış mı anlıyorum? Evet. Hakemler bile isteye Fenerbahçe'nin offside çizgisini bilerek VAR hakemi, o ekip bilerek o çizgiyle oynuyor diyorlar. Bunun tanımı ahlaksızlık, şerefsizlik. Şimdi sizin hakeminize bunu diyen bir başkana ne ceza verdiniz? Bir teknik direktöre ne ceza verdiniz? Futbolculara ne ceza verdiniz? Kulübe ne ceza verdiniz? Ben sana söyleyeyim mi? Sen demin çok büyük bir hata yaptın. Fenerbahçe Galatasaray maçında tribün olaylarına ceza verilmedi dedin. Verildi Volkan, ceza açıklandı. Tam 72 bin lira ceza verdiler. Öyle mi? Evet. Bakın ben Galatasaray yönetimi olsam bugün bir basın açıklaması yaparım. Birazdan bahsedeceğimiz konular da var. Orada Volkan'a da söz vereceğim tabii. Hepsini şu anda anlatmayayım. Ben olsam burada Galatasaray yönetimi olarak bir açıklama yaparım. Ona da bir tane dekont iliştiririm arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yardım kampanyası var ya, şu anda yaptığı banka hesap numaraları var. Oraya 72 bin lira yatırırım arkadaşlar. Galatasaray kulübü olarak. O açıklamanın altına da dekontu koyarım. Onu basında paylaşırım. Şimdi sen buradan Arda'ya mı girersin? Arda'nın cezasına mı? Oğulcan'dan mı başlarsın? Sen başla, ben gene konuşurum. Ben tabii ki Arda'dan başlayacağım. Yani niye Arda'dan başlayacağım? Abdülkadir'le bitireceğim, Arda'dan başlayacağım. Abi şöyle, ben orada söz almadığım için sorayım sana. Galatasaray devre arasında iki oyuncu değiştirdi değil mi dünkü maçta? Üç oyuncu değiştirdi. Onun dışında kaç oyuncu değişikliği oldu? Akan oyunda kaç oyuncu değişikliği oldu? Vallahi kalanların hepsi ikinci devrede değişiklik hakkını kullandı. İki takımda. 5 Alanya, 2 Galatasaray desek 7 diyebilir evet. miydi abi? Evet. Tamam. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten derler ki minimum 30 saniye, minimum 30 saniye oyuncu değişiklikleri için koy. Çarpı 30 yani. Şimdi 7 çarpı 30 saniye, o da bak minimum. 7 çarpı 30 saniye dediğin zaman abicim zaten kaç yapıyor? 1-3 dakika olur iki tanesi. 3,5 dakika. 3,5 dakikası sırf oyuncu değişikliği zaten. Yani aslında maçı, yani ikinci yarıyı aslında 1,5 dakika diyor oyun durdu. Abi. Akan oyundan bahsediyorum. Evet. O yüzden geç. Yani o yüzden niyetini abi, zaten penaltısını, faulünü falan geç. Niyetini orada belli ediyor zaten. İki tane uzun sakatlık oldu Volkan. Tamam ya, ben işte kaleciye sarı kart. Kaleciye sarı kart verdi vakit geçiriyor diye. İki söyledim, tane uzun sakatlık oldu. Goller oldu, VAR'a bakıldı. Penaltı oldu, VAR'a bakıldı. Şimdi penaltı tamam. oldu, VAR'a bakıldı. İki tane gol oldu, VAR'a bakıldı. Yani şaka gibi. Gerçekten şaka gibi yani. Hakemin 95. O yüzden susuyorum. Minimum 30 saniye oyuncu değişikliğine koyulur zaten. Dedim kapattım. Şimdi Arda'ya her gelelim. Her şeyi geçtim. 5 dakika uzattı ya. 5 dakikanın uzatması da 14 saniye olmaz. Yani Tabii. O 5 dakikada da çünkü oyun durdu. Biz ne maçlar gördük? 3 dakika uzatmada, 2 dakika uzatmada, 1 dakikada uzatma daha fazla oynandı. Yani Tabii. 5 dakika uzatmışsın, onu da 14 saniye geçebiliyorsun. Çünkü niye? Çünkü sen oraya muradın var hocam, muradın. Bir muradın evet. var. Şimdi onu, o yüzden çıkmışsın. Şimdi Yiğit, bir hatırlatmayla girelim konulara bari. Tam şu anda 54 dakika oldu bu arada. Yani bu Arda konusu, Olcan konusu da kısa değil. Ben o yüzden çok konuşmayayım. Birazcık yorum yapayım, sana bırakayım. Sen de bağlarsın, bitiririz. Şimdi abi, efendim,
Efendim? Ne dedin? Ben Dondun bir şey mu? demedim. Pardon. İyi, dinliyorum. Ha, Volkancım dedin zannettim. Aman dedim yok, ya Rabbi bana ne güzel. Tamam şimdi abi. Arda Turan'ın şimdi yine şeye geldik. Melo'ya da olmuştu zamanında. Sosyal medyadan yayılan görüntülerle biliyorsun sevk edildi PFDK'ya Arda Turan aslında. Yani işte küfür ediyormuş, küfürlü tezahürat ediyormuş. Ondan sonra o sebeple Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kararı da çıktı. İşte iki maç ceza aldı Arda Turan. Ya biz de şunu mu diyorlar? Yani biz gerizekalı mıyız? Biz aptal mıyız? Yani biz polyanda mıyız? Affedersin hiçbir şey bilmiyor muyuz abi? Biz yani ben de mesela bu işin soyunma odasında da bulundum. Sonra hakemken her iki takımla birlikte soyunma odasına da girdim. Beraber dışarıda çıktım. Penaltılara giden maçlarda yönettim. Çok stresli maçlarda yönettim. Sen de biliyorsun. Amatörü bir bilseler aslında. Yani neler neler. Hani şöyle, biz öyle bir ülkeyiz ki maçlar bitince veya böyle devre aralarında futbolcular bazen sevinirken bazen sinirlendikleri için falan hiç küfür etmezler Yiğit. Yani hiç kimse birbirine kötü söz söylemez. Şimdiye kadar da bu hiç olmamıştır. Temsilciler de tabii ki hep böyle şey. Yani ya ben inanamıyorum ya. İlk defa çıkarsınlar örneğini koysunlar. Bir futbolcu kendi soyunma odasında içeride. Ha durdum. Hemen sana anlatayım bu durumu. Şu anda karşımda bir haber video var. Paylaşamıyorum tabii ki. Gene böyle şikayet alırız falan. Fenerliler de izliyor herhalde bizi. Şikayet ediyorlar. Fenerbahçeli Volkan Demirel. Küfürlü evet. Tezahürat yaptırdığım için pişmanım. Haber bu. Evet. Haberin yılı 27 Ocak 2017. Şimdi evet. 16 Mart 2017. Küfrün gerçekleştiği tarih 27 Ocak 2017. Hatırlamayanlar için hatırlatayım. Volkan Demirel basketbol maçına gidiyor. Fenerbahçe'nin basketbol maçına. Orada küfürlü tezahürat yaptırıyor Galatasaray'a. Kayıtta kameralar. Her şey ortada. Sonra da iki ay sonra da aklına gelmiş özür dilemiş. Volkan kaç maç ceza aldı Volkan? Yani sıfır. Sıfır. Simit. Yani bırak cezasını. Sevgilimizi ki bir yerlere zaten. Değil mi? Buradan aslında yok gitmedi. Çünkü delil teşkil etmiyor. Şimdi arkadaşlar işin yasal çerçevesi son derece basitmiş. Ben bunu öğrendim. Yayıncı kuruluşun görüntüsü harici hiçbir görüntüden kimseye ceza veremiyorsunuz. Birincisi bu. Yani Arda'nın olayında yayıncı kuruluş görüntüsü yok. Bir cep telefonuyla kaydedilmiş. Zaten bir ceza verilemiyor. Normalde. İkincisi, böyle örnek kararlar var. Küfrün muhatabı belli değil arkadaşlar. Yani bir tezahürat yapıyor. Fatih Terim yener adamı, Fatih Terim yener adamı gibi bir tezahürat yapıyor. Burada resmi muhatap olmadığı için, yani bu sevinçle söylenen bir şey de olabilir. Genel olarak da söylenen bir şey olabilir. Hukuken burada bir suç yok. Yani küfrün muhatabı yok arkadaşlar. Muhatabı belirsiz. Ama en önemlisi, buradan da öbür konuya geçeceğim. Şimdi ben hukuk okudum arkadaşlar. Yani hukuk fakültesi mezunu değilim. Ben kamu yönetimi mezunuyum ama biz bolca hukuk gördük. Hukukta anayasa vardır, kanun vardır, bir de içtihat vardır Volkan. İçtihat vardır. Şimdi siz bir mahkemeye geldiğiniz zaman, bir mahkemeye, o mahkeme sizden önce de var ve sizden sonra da var. Siz o mahkemenin bir parçası olarak görev yapıyorsunuz. Dolayısıyla vereceğiniz her karar ondan önce verilmiş kararlara uyumlu olmalı.
ve sizden sonra verilecek kararlara da uyumlu olmalı. Yani siz kafanıza göre gelip arkadaş tahkim PFDK benle başladı. Tahkim benle başladı gibi karar veremezsiniz. Arda'ya verilen bu kararın hiçbir şekilde öncesinde buna uygun bir içtihat yok arkadaşlar. Bu karar tamamen art niyetle alınmış bir karar. Bunu da zaten bir sonraki olayda ispat edeceğim. Oğulcan. Arkadaşlar bugüne kadar Oğulcan'ın durumundaki kimse ceza almadı hakimde biliyor musunuz? Sıfır. Bakın UÇK Oğulcan'a verilen ceza gibi cezalar verdi futbolculara. Daha önce de verdi. UÇK bu tip durumlarda hep kulübü haklı buluyor. Futbolcuya ceza kesiyor. Burada bir standart var. Bunun da düzeltilmesi lazım ama bir standart var. Fakat tahkim bundan önceki tüm davalarda bakın hepsinde istisnasız kararı bozuyor. Futbolcuya ceza vermiyor. Ama Oğulcan davasında ilk defa futbolcuyu suçlu buldular. 3 maç ceza verdiler. 1 milyon 200 bin euro da futbolcuya ceza kestiler arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da 400 bin euroya oynuyor. Şimdi Volkan'cığım yani öyle olacağı böyle olacağından belliydi falan derler. Böyle bir deyim vardı. Bugün hep sana deyimleri soruyorum da. Şimdi bugüne kadar çerşembenin gelişi çerşembeden bellidir. Bugüne kadar tahkim bir sürü karar verdi. Çok kritik kararlar verdi. Ve bu kararları verdikten sonra da bizi tatmin eden açıklamalar yapmadı. Yani dedi ki hep aslında ya kardeşim ben tahkimim. Ben kararımı veririm. Uyacaksın. Bu rahatlıktaydı. Fakat tahkimin bu geleneği Oğulcan konusunda bozuldu. Fenerbahçeli Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çıktı dedi ki işte dedi bu nasıl iş dedi. Oğulcan'a ceza verilmiyor dedi. Niye bu kadar uzuyor dedi. Bakın Galatasaray yeni transferleri yetiştirdi dedi falan dedi 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 dedi. Hemen arkadaş tahkimden açıklama yapıldı biliyor musun? Biz geç kalmadık. Davanın süreci devam ediyor. Şu dosyayı istedik. Bu dosyayı istedik. Şunun yapılmasını bekliyoruz. Bunu ya sen hiç davanın seyrini anlatan bir tahkim açıklaması gördün mü Volkan? Hiç görmedim. Bir saniye bekle ben şarjımı takayım. Hiç görmedim. Sen şarjını tak madem öyle. Yani böyle bir açıklama şimdiye kadar hiç görmedim. Sen beni şeyde kestin. Ben aslında Arda Turan şeyini konuşuyordum. İyi de yaptın. Belki de ben uzatacaktım. Güzel bağladın. Sonra onunla ilgili de bir şey söyleyerek bitireceğim. Oğulcan kararı da ilk. Arda Turan kararı da ilk. Oğulcan kararı da yanlış. Arda Turan kararı da yanlış. Arkadaşlar ben şunu diyordum. Orada beni kesti ve aslında bir örnekle de şey yaptı. Volkan Demirel örneğiyle Yiğit. Futbol oynayanlar bilir. Bunlar soyunma odasında, koridorlarda çok olur. Ama çok olur. Yani sevinçle tezahürat yaparlar. O tezahürat küfürlü olur. İşte sinirlenmiştir bir şeye küfreder vesaire. Burada artık bir şeye sebep olacak. Yani artık körün gözüne parmak sokmak vardır ya. Orada artık böyle herkesi rahatsız eden vesaire bir şey değilse bu. Bunlar görmezden gelinir, kulaklar tıkanır. Hakemler o soyunma odasına gider, soyunurlar, giyinirler. Gözlemci stattan iner hakemin odasına. Temsilci bilmem ne falan. Bu işler biter. Kimse kimsenin soyunma odasına karışmaz. Kimse kimsenin orada tırnak içine söylüyorum mahremine karışmazdı.
Benim anlatmaya çalıştığım oydu aslında. Yiğit de güzel, oradan güzel alarak lafı devam etti. Şarjını da taktın. Şimdi Oğulcan'la da devam et. Oğulcan'a da güzel girdin. Abi, şarjımı takamadım. Şarjım bozulmuş Volkan. Tamam. Yani zaten bitiriyoruz abi. DFDK'nın ilk bu abi açıklaması. Her şey ilk, ilk abi. Ben seni toplayayım mı biraz? Bir dakika ya. Ben seni toplayayım evet abi. Türkiye'de bütün ilkleri, en iyilerini hep Galatasaray yaptı. İlk defa 4 sene üst üste şampiyon oldu. İlk defa UEFA Kupası'nı aldı Türkiye'de. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. İlk defa Süper Kupa aldı. İlk defa, ilk defa, ilk defa. Bir sürü ilki var Galatasaray'ın. Hep işte bu ilkler de Galatasaray'a denk geliyor gerçekten. Ya da bilerek denk getiriyorlar. Bunlar da ilk. Bunların hepsi ilk abi. Hepsi bize oluyor. Oğulcan'dasın ha. Yani demem o ki Volkan'cığım, dava sürerken Sayın Ali Koçları kızmasın diye açıklama yapan Fenerbahçeli avukat, biliyorsun tahkimin başında da Fenerbahçeli bir avukat var. PFDK'nın da başında Fenerbahçeli bir avukat var. Ve bunlar ortaklar, aynı ofiste çalışıyorlar. Biz bunu söylemekten bıkmayacağız. Çünkü onlar aynı görevlerde durmaktan bıkmıyorlar. İstifa etmiyorlar. Kimse onlara gidin de demiyor. Federasyon artık bunun adı. Yani bunun adını koymak lazım. Bu iş artık çok açık bir şekilde yapılıyor. Vallahi Galatasaray yönetimi çok radikal adımlar atmalı. Yani şimdi bu işler kaybederken yapılırsa çok inandırıcı olmuyor. Yani diyorlar ki işte kardeşim sen futboluna bak. Sen işte sonuç alamıyorsun. Ondan ağlıyorsun. Ağlama emojileri falan yapıyorlardı biliyorsun Fenerbahçeliler. Ondan evet sonra offside Fenerbahçe Galatasaray maçındaki aynı hakemde kendileri yandılar. Hani kendilerine göre tabii, öyle bir şey yok da. Dolayısıyla arkadaşlar, Galatasaray yönetimini buradan göreve çağıralım. Yani sizleri de, bu videoyu izleyen herkese de buradan seslenmiş olalım. Buna tepki vermek gerekiyor artık. Yani çünkü bu çok açık bir şekilde yapılıyor. Çok net bir şekilde yapılıyor. Yoruma açık değil artık. Yani bir Ali Koç korkusu var. Bu çok net. Artık Ali Koç, Sayın Ali Koç kimlerin işvereni? Kimlerle iş yapıyor? Bu insanlar neden bu kadar, yani Ali Koç neden bu insanlar üzerinde bu kadar büyük bir etkiye sahip? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Ali Koç, ben saygı duyarım, bir kulübün başkanıdır ama benim umurumda değil. Ben Ali Koç'tan zerre korkmam. Çünkü ben Ali Koç sayesinde hayatta değilim. Ekmeğimi ondan kazanmıyorum. Ben rahat rahat konuşuyorum. Hiçbir medya kuruluşunda da Ali Koç'a karşı bu rahatlıkta bir eleştiri göremiyorum ne yazık ki. Ali Koç hakemlere, siz bilerek Galatasaray'a maç kazandırıyorsunuz, çizgiyle oynuyorsunuz diyor, offside çizgisiyle. Yani meali şu, şerefsizlik yapıyorsunuz diyor Türk hakemlerine. Ahlaksızsınız diyor. Ahlaksızsınız diyor. Şerefsizsiniz diyor. Yani hangisini tercih ederseniz. Hırsızsınız ya, diyor. Puanınızı çaldı. Yani ben bu sonuçta başka bir sonuç çıkaramıyorum. Yani işin de kendisine verilen yetkiyi kullanarak bilerek birilerine çıkar sağlamaktır bu. Bu fiilin tanımı da ahlaksızlıktır, şerefsizliktir. Bunlar, ben hicap duyuyorum. Bunlar Ali Koç'un iddiaları. Şimdi bu Ali Koç ceza görmüyor. Federasyon çıkıp bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı piyasada yok. Zaten onu hiç görmüyoruz. Serdar Tatlı invisible man hocam. Görünmez adam, onu biliyor musun sen? Evet. Kardüstü gözlüğü çıkarınca gözükmüyor adam. Serdar Tatlı diye bir adam yok. Zaten ben onun da çok artık etkili olmadığını düşünmeye başladım. Yani Merkez Hakem Komitesi Başkanı ama sanki pek etkili değil bazı konularda, hakem atamalarında falan. Etkili olsa herhalde bu hakemleri atamaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla süre giden bir orta oyunu var arkadaşlar. Biz bu oyunu bozamayız. Yani bu bayağı iyi kurulmuş bir oyun. Biz bu oyunu sahada bozarız. Ama sahada bozarken de en azından hiç değilse
İnsanlara bunu anlatalım. Bunu başta yönetimimiz yapsın. Ama ben bunu Galatasaray taraftarından da bekliyorum. Yani Galatasaray taraftarı medyada kendisinin uyutulmasına izin vermesin. Bugün hala ben bakıyorum mesela, ya biz de Alanya karşısında kötü oynadık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Arkadaş 3-2 yaptın, 10 dakika daha olsa uzatmaya kalmaz o maç. Hangi maçta yaptın? Penaltının verilmediği maçta yaptın. Kırmızı kartın verilmediği maçta yaptın. Ya Alanya'nın ikinci yarı 1-50 kolunu mu bağladı? Yo, ilk yarı Alanya daha iyiydi uzun bir süre. Yarının büyük kısmında. İkinci yarı sen ezdin. Bak ilk yarı Alanya biraz daha iyiydi belli dakikalarda. İkinci yarı sen sürklese ettin Alanya'yı. Kırmızı kart var, penaltı var. Galatasaray seyircisi en objektif seyirci. Ve bu etiket çok hoşuna gidiyor. Ama zaten objektif olmanın gereği şu an bu MHK'ya, bu hakemlere ve bu federasyona tepki göstermek arkadaşlar. Yani bakın, derbiye sağlık teşkilat açıklama yaptı. 50 tane sağlık çalışanı gitmiş Volkan. Bu durumda iki ihtimal var. Ya orada 50 kişi vardı derbide, Fenerbahçe Galatasaray derbisinde. Biraz kalabalık gözüküyorlardı. Ya da 50 kişi sokuldu. Kalan 3000 kişiye yakın insan vardı. Kalan 2950 kişi Fenerbahçeli oraya sokuldu. Tezahürat yaptırıldı. Küfredildi. Ve bunun cezası 72 bin lira. Kişi başı 25 lira falan düşüyordur diye tahmin ediyorum. Ya o kişiler çıkarsın versin. Kulüplerini zor duruma bırak. Hepsi birer SMS atsın arkadaşlar. Buradan o 2950 kişiye sesleniyorum. Bir SMS 20 lira falan o kampanyada. Lütfen o 72 bin lirayı Fenerbahçe'ye ödettirmeyelim arkadaşlar. Yazıktır, günahtır. 10 milyona İrfan alıyorlar. Bilmem kaç liraya Mesut alıyorlar. 72 bin lira çok gelir. Yani bütçesini sarsmayalım Fenerbahçe'mizin. Ya federasyon affetsin, ya biz Galatasaray olarak verelim, ya oradaki 2950 kişi işte 25-30 lira falan düşer. Yani ikişer SMS atın oraya, kampanyaya. Fenerbahçemiz ödemesin. Son olarak söyleyeceğim bu. Çünkü artık ciddi bir tepki gösteremiyorum. Yani gülüyorum ağlanacak halimize. Bu bir rezilliktir. Bütün bu kararlar hep beraber okunduğu takdirde Ardalar, Oğulcanlar, 72 bin liralar falan, çıkan sonuç Türk futbolu bu halde. Ve bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Buradan bu gerçeği de açıklıyorum son olarak. Fenerbahçe bu sene de şampiyon olamayacak arkadaşlar. Mümkün değil çünkü top oynamıyorlar. Son sözü sana bırakıyorum Volkan. Arkadaşlara buradan el sallıyorum. Lütfen abone olun. Abone olun. Videolarımızı paylaşın, likelayın. Sizi çok seviyoruz. Sosyal medyadan da bizi takip edin. Mail adresimiz de var bu arada. dörtköşefutbol@gmail.com. Oraya da mailleriniz olursa bekliyoruz. Görüşmek üzere. Nihat abileri dedi ki, ya dedi, denedik. Bir daha yapmayız dedi. Bu kadar. Bir de bununla bitireyim ben. Derbide denediler Yiğit. Denedik, olmadı dedi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.